Aziz Yuhanna tarafından yazılan Mesih İsa'nın İncil'inden sözler. O günlerde İsa Zeytin Dağı'na gitti. Ertesi sabah erkenden yine tapınağa döndü. Bütün halk onun yanına geliyordu. O da oturup onlara ders vermeye başladı. Din bilginleri ve Farisiler zina ederken yakalanmış bir kadın getirdiler. Kadını ortaya yere çıkararak İsa'ya, ''Hoca, bu kadın tam zina ederken yakalandı.'' dediler. Musa yasada bize böyle kadınların taşlanmasını buyurdu. ''Sen ne dersin?'' Bunları İsa'yı sınamak amacıyla söylüyorlardı. Onu suçlayabilmek için bir neden ayırıyorlardı. İsa eğilmiş, parmağıyla toprağa yazı yazıyordu. Durmadan aynı soruyu sormaları üzerine doğruldu ve aranızda günahsız olan ona ilk taşı atsın dedi. Sonra yine eğildi, toprağa yazmaya koyuldu. Bunu işittikleri zaman başta yaşlılar olmak üzere birer birer dışarı çıkıp İsa'yı yalnız bıraktılar. Kadın ise orta yerde duruyordu. İsa doğrulup ona, ''Kadın, nerede onlar? Hiçbiri seni yargılamadı mı?'' diye sordu. Kadın, ''Hiçbiri efendim'' dedi. İsa, ben de seni yargılamıyorum, dedi. Git, artık bundan sonra günah işleme. Sevgili kardeşlerim, bugün oruç devresinin 5. pazar günüdür. Yakında kutsal haftaya giriyoruz. Bu pazar günü için İncil okuması Aziz Yuhanna'nın İncil'inden alınmıştır. Bu pazar İncil'i bizi Tanrı'nın merhameti ve bağışlaması üzerinde düşünmeye davet etmeye devam ediyor. Geçen pazar günü bize kaybolan oğul benzetmesini anlatan Aziz Luka İncil'ini dinledik. Bugün bir benzetme değil, Aziz Yuhanna İncil'inden İsa'nın din bilginlerinin ve Farisilerin ve zina ederken yakalanmış bir kadının karşılaşmasının haberini duyuyoruz. Bugünkü İncil, İsa'nın yine tapınak bölgesindeki kalabalıklara öğretini bildirerek başlıyor. Din bilginleri ve Farisiler, zina ederken yakalanmış bir kadını getirerek İsa'ya yaklaştılar. Bu durumda ne yapılması gerektiği sorusunu İsa'ya yönelttiler. Farisiler Musa yasasına göre zina yaparken yakalananların taşlanarak öldürüleceklerini açıkça belirtirler. Ancak Roma işgali altında Yahudilerin insanları idam etme yetkisi yoktu. Bu, Yuhanna'nın tutku anlatısında belirtilmiştir. Farisilerin sorusunu yanıtlamak için İsa'nın ya Musa yasasına ya da Roma yasasına aykırı olacak bir eylem önermesi gerekir. Sorunun amacı Sezar'a vergi ödeyip ödememe sorusuna benziyor. Ya evet ya da hayır yanıtı Farisilerin İsa'ya karşı davasını destekleyecektir. Ancak İsa soruyu soranların beklemediği bir yanıt vererek bu tuzaktan kaçındı. İsa parmağıyla toprağa yazdıktan sonra
önünde duranlara seslenir ve ilk taşı günahsız olanın atmasını önerir. Ve İncil bize karşılık olarak yaşlılardan başlayarak birer birer uzaklaştıklarını söyler. İsa hatasız ve günahsız, ona taş atabilecek tek kişidir. Fakat bunu yapmaz çünkü Tanrı kötülerin ölümünü değil, kötülerin dönüp yaşamasını ister. Ve İsa kadını şu harika sözlerle yoluna gönderir. Ben de seni yargılamıyorum. Git artık bundan sonra günah işleme. İsa kadını yargılamaz ve mahkum etmez. İsa ona merhametle yaratılan yeni bir yol açar. Yani bir daha günah işlememeye karar vermesini gerektiren bir yoldur. Her birimiz için geçerli olan bir davettir. İsa bizi bağışladığında ilerlememiz için bize her zaman yeni bir yol açar. Sevgili kardeşlerim, bu oruç devresinde kendimizi düşünmeye davet ediliyoruz. İsa Mesih bugün İncil okuması aracılığıyla bize hepimizin günahkarlar olduğumuzu hatırlatıyor. Günahkarlar olarak hiçbirimiz başkalarının günahlarını yargılamaya layık değiliz. Başkalarını yargılamaya hakkımız yok. Bazen başkalarına atmak istediğimiz karalama, yargılama, kınama, dedikodu taşlarını ellerimizden düşürmeye çağrıldık. Başkaları hakkında kötü konuştuğumuzda onlara taş atıyoruz. İncil'deki zina eden kadını yargılamak ve mahkum etmek isteyen yazıcılar ve ferisiler gibiyiz. Yargıyı insanların kalplerini bilen adil ve merhametli Allah'ımıza bırakalım. Günah işleyenlere merhamet ve şefkat göstermeliyiz. Çünkü bizler günahkarız ve Tanrı'nın bağışlamasına muhtacız. Kendimize Tanrı'nın ve diğerlerinin önünde alçak gönüllü olmayı hatırlatalım. Allah'tan af diliyoruz ve sırayla affetmek bizi uzlaştırıp bize huzur verirken her şeye yeniden başlamamıza, yenilenmemize izin verir. Sevgili kardeşlerim, her gerçek dönüşüm yeni bir geleceğe, yeni bir hayata, günahtan arınmış bir hayata, cömert bir hayata yönelir. İsa'dan bağışlanma dilemekten korkmayalım. Çünkü O bizim için bu yeni yaşamın kapısını açıyor. Onunla birlikte yolculuk ederken, uzlaşma ve bağışlama yolunda yürürken, Rab hepimizin yanında olsun. Hayatımızın her anında onu sevmek için bağlılık ve güçlü bir arzu ile onu takip etme cesaretini ve gücünü bize versin. Ayrıca hayatımızı nasıl yaşadığımız konusunda birbirimiz için iyi örnekler, rol modeller ve ilhamlar olabiliriz. Böylece daha fazla insan Tanrı'nın kurtarışını ve sonsuz yaşamı bizimle paylaşabilir. Meryem Ana, İsa aracılığıyla bizi bağışlayan ve bize her zaman yeni olanaklar sunarak yaşamlarımızı yenileyen Tanrı'nın tüm merhametli sevgisine tanıklık etmemize yardım etsin. Amin. Dua edelim. Merhametli Peder, yardımımıza yetiş.
Oğlunun dünyaya olan sevgisi uğruna kendisini ölüme teslim ettiği gibi, bizlerinde onun aynı sevgisini edinerek sebat içinde yürümemizi sağla. Bunu seninle ve kutsal ruhla birlikte, şimdi ve ebediyen hükmeden, oğlun Rabbimiz Mesih İsa'nın adına senden dileriz. Amin. Rab sizinle olsun. Her şey kadir ve tek Allah olan, Peder, Oğul ve Kutsal Ruh sizleri takdis etsin.